transferimiz Enes Ünal'la ilgili arkadaşlar. Villarreal'de Ekambi'nin gelmesinden sonra Enes Ünal'ın kiralanma ihtimalinin doğması Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için Villarreal'i ikna edici olabileceği düşünülüyor. Öncelikle İspanyol ekibinin forvet planlaması tamamlaması beklenecek. Şartlar oluşursa kiralama teklifi yapılacak arkadaşlar. Enes Ünal'ı bir dahaki sene Galatasaray'da görebiliriz arkadaşlar. Diğer haberimiz Yasin'le ilgili. Bu sezon iyi bir performans sergileyemeyen Yasin için Ankara Gücü talip oldu arkadaşlar. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve henüz hiçbir takımla anlaşmayan Yasin Öztekin'e en ciddi teklif Ankara Gücü'nden geldi arkadaşlar. Yani Yasin büyük ihtimalle arkadaşlar Ankara Gücü'ne gider. Sonuçta oynayamıyor zaten Galatasaray'da çok da. Ama para az gelirse Yasin gitmeye de bilir çünkü. Yani belli olmaz diyelim arkadaşlar. Diğer haberimiz Rodriguez'le ilgili. Rodriguez'e 15 milyon euro, 1 milyon 350 bin euroluk ücretine zam isteyen Yeşil Burun adalı oyuncu 15 milyon euroluk teklif geldiği anda Buruma gibi satılacak. Rodriguez'in boşluğunda serbest kalma bedeli 5 milyon eurodan Kasımpaşalı Trezeguet ile doldurulacak arkadaşlar. Arkadaşlar Trezeguet gelirse Galatasaray'da başarılı olur diye düşünüyorum. Rodriguez giderse çok bir şey olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Diğer haberimiz Feghouli ile ilgili. Galatasaray'ın Cezayirli sağ kanat oyuncusu Sofyan Feghouli Fransız basına verdiği röportajda transferi hakkında konuştu. Gerçekten harikaydı. Galatasaray büyük bir aile. Statta ailemiz, yakınlarımız ve taraftarlarla şampiyonluğu kutladık. Müthiş bir ambiyans vardı. Bu güzel anları gelecek sezonlarda da yaşamayı umuyorum. Doğru. Kupayı kaldırmak, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmak, sezonun tamamında yer almak. Yani arkadaşlar Feghouli bir dahaki sene Galatasaray'da kalacak arkadaşlar. Diğer haberimiz Miranda ile ilgili. Nagatomo için İtalya'da bulunan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan Inter'in Brezilya savunmacısı Miranda'nın önerdiği iddia edildi. Ancak Brezilya milli takımında az kadroda yer alan 33 yaşındaki oyuncunun ne karar vereceği bilinmiyor arkadaşlar. Yani ya gelir ya gelmez arkadaşlar. Galatasaray Maicon'un yerine bir stoper alması lazım. O yüzden Miranda'yı almak istiyor. Bugünün en çok konuşulacak haberi Gomis ile ilgili arkadaşlar. Gomis Galatasaray isterse giderim dedi. Bence Galatasaray'dan gitmeyecek Gomis. Gomis'in açıklamalarında kulübün durumunun farkındayım. Galatasaray isterse giderim dedi. Golcü oyuncu kalırsa 27 Haziran'da çalışmalara başlayacak arkadaşlar. Bence gitmeyecek arkadaşlar. Galatasaray'da kalacak arkadaşlar Gomis. Çünkü Şampiyonlar Ligi de var arkadaşlar. Yani böyleydi bugünkü transfer haberlerimiz arkadaşlar. Beğendiniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videonun başında dediğim gibi Yusuf Emir Aygün'e teşekkür ederim.